Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, yine bir Spor 55 akşamında yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzler gülüyor. Bu yüzlerimiz inşallah önümüzdeki hafta pazartesi günü oynayacağımız, deplasmanda oynayacağımız Urfa Spor maçından sonra da inşallah bu yüzlerimiz güler. Sevgili izleyiciler, bu akşam çok değerli bir konuğum var. Samsun Spor'da futbolculuk yapmış, menajerlik yapmış, teknik direktörlük yapmış bir hocamız. Ercüment Coşkun Dere. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Her zaman olduğu gibi yorumlarıyla bana destek veren sevgili Ender Gür hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum herkese. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bu akşam Spor 55 gerçekten sizlerin bana yaklaşık 2 aydır yazdığınız, çizdiğiniz, şu Sidat'la ilgili hiçbir görüntüyü ekrana getirmiyorsunuz. Nedir, ne değildir diye soruyorsunuz. Ekip arkadaşlarımla beraber, sevgili Olcay Kurt, Mustafa İnan ve Kürşat kardeşimle beraber Samsun 19 Mayıs stadının, yeni stadımızın son halini helikopter kamera çekimiyle yaptık. Ve bizlere burada bilgi veren, onu da hemen ünvanıyla beraber söylemek istiyorum. Proje Müdür Yardımcısı Sayın Bünyamin Atar Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Tüm açıklığıyla bizleri bilgilendirmiş oldu. Soru ve önerilerinizi mesajımıza yazabilirsiniz. Spor 55 sayfamızdaki mesaj bölümüne yazabilirsiniz. Mesajlarınızı da ilerleyen bölümlerde hepsini okumaya çalışacağım. Bu arada selam bekleyen kişiler var ama onun öncesinde çok sevdiğim arkadaşım, dostum, kardeşim, her şeyim olan sevgili Şahin Saraç. Büyük geçmiş olsun diyorum. Kendisi büyük bir ameliyat geçirdi, kalp ameliyatı geçirdi. Sağlığı gayet iyi, merak etmesin sevenlerinde ben buradan o müjdeyi vereyim. Büyük geçmiş olsun diyorum. Temel Şahin, Tahir Çalık ve Tarık Balcı ve şu anda Kayseri'de bizleri izleyen sevgili adminim İsa Karaca Bey ve Fikret Kuş ve Nevşehir'de Erdal Menteşe eşi Hacer Hanım ve çocuklarına da buradan özel selamlarımızı iletelim ve programımızı açalım. Listede isimler değişmeye başladı bak, ben söyleye söyleye her hafta aynı kişilere göndermiyorsun artık. Öyle mi yapalım? Selam tabii, böyle arada değişik kişilere gönderiyor. Hocam değişmeyen bir tek Tarık Balcı var, öyle biliyor musun? Evet, sevgili izleyiciler, Samsun Spor'umuzu masaya yatırıyoruz. Sevgili Ercüment Hocam, bana bundan 2-3 sene evvel de programlarımda yaklaşık 1,5 sezon şampiyon olmuştuk. Şampiyon olmuştuk değil mi hocam? Evet. Beraber Süper Lig'e çıktığımız sene. Evet. Evet. Hocam zaman ne kadar su gibi geçti. Çok çabuk geçiyor canım. O arada siz kaç takım oldu hocam? Ondan sonra kaç takım çalıştırdınız? 2 takım da, biri 2 sene, biri İşte Sakarya. Hocam Sakarya, ya ben onu nasıl ayrıldığınızı belki program içerisinde sonradan soracağım ama o tatangaları falan Mehmet Bayraktar hocam paylaşıyordu böyle, o türbünler mürbünler, onu konuşacağım hocam, o benim aklımda. Önce Samspor, Samsun tabii futbolu bizi ilgilendiren taraf. Önce sonra Can soracağına. Evet. Sevgili hocam, önce Can'dan başlayalım. Samspor'umuz. Evet. Çok sıkıntılı süreçten geçtiler ve nihayet son olarak Sayın Erkut Tutu yönetimiyle beraber bir ivme yakalamaya başladı takım. Ve şu anda da zaman zaman hep bu takım ilk 2'den çıkar dediğimizde zaman zaman bakıyoruz ilk 6'nın içerisinde olması, hatta biraz da karamsar tablolar çizenler oluyor. İlk 6 bile hayal demeye çalışanlar var. Bir Samsunspor'u sizden dinleyelim hocam. Samsunspor bu seneki gerçekten playoff mu yoksa ilk 2 içerisinden bu takım çıkar mı diye başlayalım. Şimdi fikstüre baktık, yani playoff şansı var. Playoff fikstür olarak baktığımızda playoff şansı var. Son oynanan Karşıyaka maçının oynanan pozitif futbol, atılan goller, yapılan işler olumlu mesaj veriyor bana göre. Tabii bu bir süreç işi. Buraya çıkmışken özellikle şunu söylemek istiyorum. Evet. Samsunspor'un yolunun açılması, Samsunspor kulübünün kurtuluşu diyelim, rahatlaması diyelim, Süper Lig. Bir kere anayasa bu. Maddi anlamda. Birinci madde bu.
Ne olursa olsun ama playoff'tan ama birinci, ikinci. Samsunspor'un kurtuluş noktası bana göre Süper Lig. Bunu zaten birkaç defa Erkut Başkan'la da üniversitede ve antrenör derneğinde yapılan toplantılarda karşı karşıya geldiğimizde başkan da bunları dile getirdi. Kesinlikle katılıyorum. Birinci madde buysa ikinci madde de şu. Başarı ve başarısızlık bana göre her zaman yönetimindir. Bizler teknik adamlar, futbolcular, çalışanlar verilen, seçilen insanlar oluyoruz. Yani onlar seçilen, karar verenler, biz hakkımızda karar verilen insanlarız. Gel çalış veya çalışma etken anlamında. Etken pozisyonda yöneticiler. Yönetimlerdir her zaman. Başarılı da, başarısız da bana göre yönetimlerdir. Dolayısıyla tabii ki burada teknik kadronun, oyuncuların başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Başarılılar ama onları iten önemli unsurlar bana göre yönetimlerdir. Birinci anayasa Samsun'un kurtuluşu Süper Lig'se, ikinci anayasa da yönetimlerin istikrarıdır. Kalıcı yönetimlerdir bana göre. Ama ülkenin en büyük handikapı da budur. Kulüplerin yönetimler yıllık planlarla, yıllık programlarla yapıyorlar, mecburlar. Aslında Samsun'un tüzüğü gereği 2 yılda bir herhalde. Evet. Normalde dernekler kanunu 3 yılda bir. Tüzük gereği 2 yılda bir kongre yapan, o zaman 2 yıllık planlarla gelmek gerekiyor. Ama biliyorsunuz bir işte son dönem 2 yıllık, 3 yıllık bir plan, bir yönetim vardı. Şimdi gelen yönetim inşallah 3 yıl, 5 yıllık bir yönetim olur. Ve planlarını bu vadeye yayarsa, bu senede inşallah öncelikle, yani bana göre tabii birinci biraz zor da çok ikinci güzel olarak... Peki. İnşallah var o matematik şans var. Burada tabii hocam ister istemez yönetimlerin de istikrarı takımın aldığı sonuçla da doğru orantılı. Ama bu doğru olmaz. Bana yani, göre olmamalı. Kağıt şimdi, üzerinde kesinlikle haklısınız ama reel anlamda baktığınız zaman. Realite bu, ülkenin gerçeği evet. Bu ama benim de anlatmak istediğim bu zaten. Şimdi yönetimler geliyor, pansuman tedaviler yapıyorlar, gidiyorlar. O zaman olmuyor. Dünü düşünmeye çalışıyorlar. İşte biraz evvel sizle de paylaştım. Burada işte olan oyuncuların sözleşmesi, biten oyuncular var. Şimdi yönetim hangisiyle uğraşacak? Kaynak mı bulalım? Takımı Süper Lig'e mi çıkaralım? Bu oyuncularla ilgili gelecek planını nasıl yapalım? Bunlar uzun vadeli planlar yapmakla, planlamalarla kulübü ileriye taşımaktan geçer. Ama birinci madde ne yazık ki Samsun'un Süper Lig'e çıkması. Evet. Bu madde bir olduğu için ondan sonraki seçenekler hep göz ardı oluyor. Ya buna da hak vermemek elde değil. Haklılar çünkü onlar da kurtuluşun buradan geçtiği için ve yolun yaklaştık yani yola yakınız. Ya bu bir anda uzaklaşmayı da gerektiren durumlar olabilir fikstüre bakıldığında. Tam bıçak sırtındayız. Ama moral bulacağımız haftalar var. Yani Urfa maçını kaybetmezsek biz ki bana göre beraberlik çok iyi sonuç olur. Bence kazanırız. Yani kazanmamız gerekiyor. Çünkü tabii o Yaran Hoca kendi stratejilerini, planlarını yapmıştır. Ben de buradan kendi düşüncem. Urfa'nın ben merkez iki stoperini bizim oyun tarzımıza çok uygun görmüyorum. Yani biz onlara avantaj sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Eminim Yaran Hoca da bununla ilgili bir düşüncesi vardır. Şayet biz Urfa maçını kazanırsak ivmeleniriz. Fakat Urfa maçını kaybedersek sıkıntı yaşayabiliriz. Bizim bana göre fikstürde baktığımızda avantajımız var. İçeride 5 maçımız var. Bu 5 maçın Ordu, Manisa, Osmanlı derbi maçı kabul edelim ki Samsunspor derbi maçlarını iyi oynuyor. Antalya, Alanya, Kayseri ve Karşıyaka maçı da derbi maçtı. Tabii. Kendi açısından. İnşallah umut ediyorum gelenek sürer. O maçı da kazanır. Sonra içeride Buca ve Denizli maçları var. Zorluk derecesi çok zor, yüksek olan maçlar değil bunlar. Bu 5 maçı kazandığı takdirde 55. Bir tane daha sıkıştırırsa 58. Niye olmasın sezonun sonunda diye düşünüyoruz. O zaman sizin yaptığınız bu yoruma göre playoff barajını 58 civarında mı görüyorsunuz? Ya gibi. Gibi. Yani 55 eksi, yeterli olmayabilir belki. Bence de. Yani 55 alt sınır olur. Hı hı. Yani alt. Beşinci takım. Şey altıncı takım olur. Evet. Alt sınır olur. 55'ler alt sınır diye düşünüyorum. 7. Çünkü takım mı 6. takım mı hocam? İşte abi 6. takım 55 olunca playoff'a girer. Yani alt sınır diyorum. Ama yani giremeyebilir 55 de. 55 risk olur. Giremeyebilir de yani alt sınır.
55 olur, 57 olur, 56 olur, 54 olmaz 58, diye düşünüyorum. 58 yakalarsak, 58'ler bizi playoff'a sokar diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. Ama son maç, son dakika, son düdüğe kadar bence bu yarış devam eder. Bence de, ama işte dediğim gibi Urfa maçı bizim için önem taşıyor. Samsun'da önem taşıyan maçlarda iyi oynuyor ve kazanıyor. Peki hocam. Temennim odur ki kazanır. Birincinin puan ne toplayabilir? Siz yani şimdi 53, Kayseri 53. Kayseri şimdi içeride Giresun. 8 maç var, 24 puan. Giresun, eder. Bolu, Adana, Elazığ, Karşıyaka, son maç Urfa. Yani buradan 4 maç alsa 65 yapar. 9 maçın 4'ünü alsa 65 yapar. 65'te birinci çıkarır. Çıkar. Tabii tabii. Bizim şampiyon olduğumuz seneki şeyin... Şimdi o kadar hazırlanmadım Adil. Yani. 62 miydi hocam? Yani 65'ler yani ortalama şimdi 34 maç var. Maç başına 2 puan ortalaması koyarsan 68 puan optimumdur, en güzel puandır. Seni şampiyon yapar her zaman ya da ikinci yapar. Dolayısıyla ben 65-68 derim. Hocam, birinci yapacağına inanıyorum. Hocam gene Urfa maçına değinmişken ben bir soru sorayım. Ya yani bir teknik adam gözüyle yorumunuz daha farklı olur. Şimdi biz talihsiz bir Adana ve Elazığ iki deplasmanı oynadık. Evet. Özellikle de Elazığ deplasmanında çok fazla pozisyon bulamadığımız gibi şut atamadık. Kaleye gidemedik. Dikine oynayamadık. Ama burada Karşıyaka maçında bir anlamda siyahla beyaz kadar farklı bir oyun oynadık. Goller ya da maç 4-0 bittiği için yapmıyorum bu yorumumu. Ama bir 15 dakika bir sıkıntılı süreç bir vardı yani. Vardı. Özellikle o evet. ikinci yarının 45-65 arasında oynadığımız zaten oyun, o istek, o goller vesaire. Buradan şu sonuç çıkar mı hocam? Bize karşı kapanan takımlara karşı biz üretken olmakta zorlanırken üzerimize gelen, arkada boşluk bırakan takımlara, Embille Ofeyodu gibi bir adamınız varsa gel kardeşim bana gol at diyen takımlara karşı mı biz daha iyi sonuçlar alıyoruz? Ki oynadığımız takımlara bakın, Kayseri üzerimize geldi. Hakeza Antalya üzerimize geldi. Ben Giresun deplasmanına gittim. Onlar vatan millet Sakarya üstümüze geldi. Bu bir oyun anlayışı. Bu da Karşıyaka üstümüze geldi. Böyle bir yorum doğru olur mu? Biraz evvel söylediğim cümleye bakarsan Urfa'nın stoperleri Veli ile Onur çok çabuk stoperler değiller. Urfa da bizim üstümüze yani, gelecek doğal yani, olarak. O şimdi bir hocanın stratejisiyle alakalı. Yok, Zenke, Adilovic, hücum anlamında Serdar da etkili Eylik. Oyuncular var. Serdar Eylik. Şey sol ayaklı Beşiktaşlı Eskişehir'den giden Teyo var. Yani ofansif oyuncu bunlar. Şimdi ofans tarafları iyi ama ben yine söylüyorum bir teknik adam olarak muhakkak Erhan hocamız da bununla ilgili çalışmalarını yapmıştır. İki tane stoperi çok şey bulmuyorum yani. Çabuk değiller. Yani eğer arkada alan bırakırlarsa geri dönüşleriyle ilgili sıkıntıları vardır. Dolayısıyla bu bizim lehimize olabilir ama biz tabii hocanın işine şudur budur demiyoruz. Bu bir görüştür. Ama kendi görüşümüzü söylüyoruz. Ama siz de Urfa'nın teknik direktörü olsanız hocam, sizin en yakın takipçiniz Samsun 40 puan, 42 de o. Yani evet. Baktığınız zaman beraberlik de sizi çok üzmez Urfa açısından. Fikstüre bakarım tabii. Fikstüre bakarım tabii. Ya şimdi, beraberlik iki takımı da üzmeyecek yani gibi. Şimdi Urfa kaybetmese avantajlı. Tabii. Aradaki 2 puanı koruyor. Haftaya Urfa Adana Demir'e gidiyor. Mağlup olduğunu varsayarsak biz Ordu ile oynuyoruz içeride. O zaman otomatikman ne oluyor? Önüne geçiyoruz. O zaman bizi yenmek zorunda. Yani o ne oluyor? 43-43 oluyor. Ya 43-44 oluyor. Biz geçiyoruz onu. Fakat bizim canımızı sıkacak haftalar bence moralimizi bozacak. İnşallah bozmaz. 30'da 31. haftalar. Biri Adana Demir. O haftalarda Alanya, Elazığ ve Karşıyaka ile oynarken Urfa, Denizli ve Giresun'la oynuyor. Ya onların bu, maçı kolay. Yani o zorluk derecesi düşük maçlar. Biz de Osmanlı ile Adana Demir'le oynuyoruz. 5-5'e 2 maç. Yani peki... o bizim için moral bozucu veya moralimizi yükseltecek maçlar. Bu burayı bilerek hareket edersek 30-31'i moralimizi bozmadan oraya gelmemiz lazım. Hocam şimdi kırılma haftalar diye düşünüyorum. Demin Ender bir Elazığ maçı deyince aklıma geldi. Elazığ maçı sonrasında teknik adamımız Erhan Altın'ın bir şeyi vardı, söylemi vardı. Buranın rakımını biliyor musunuz? Rakım da bizi çok etkiledi demişti. Şimdi Urfa maçına da Samsun 3 gün evvel gidecek. Demek ki adapte olmak için gidiyor. Güzel tedbir alıyorlar demek peki ki. Peki Elazığ maçında bu tedbir alınmaz mıydı? Yani o rakım o zaman düşünülmüyordu da o zaman şimdi ki, mi düşünülüyor? Ya şimdi şöyle Atilla, bu
Konular tabii her hocanın kendine ait. Yani siz bunu göz önüne alır mıydınız bir teknik adam olarak, yoksa şartlar gereği biz işte nedir bir gün evvel gidelim? Rakım etkiler. Rakım her zaman etkiler ama tabii tedbir alınabilir. Hoca nasıl bir tedbir almıştır, ne yaptığını bilmiyorum ama gelinen bu noktada, bu sezon başı ve yaşanan süreçte başarılı bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Çok önemli maç olduğu için de takımı buradan, şehirden uzaklaştırmakta bir düşünce olabilir mi? Olabilir yani, bu daha... Siz hiç yaptınız mı, yaşadınız mı? Yapılır. Bir, ben iki ona gün... katılmıyorum. Bu noktada katılmıyorum. Çünkü şu anda şehrin tam anlamıyla bir şampiyonluk moduna girip de takımın üzerinde baskı oluşturacak bir atmosferin oluştuğuna inanmıyorum. Şu an yani yok. O moda girilmedi şu an. Ki takımı çekip alalım bu baskıdan, basından, şuradan buradan ayrı tutalım havası haftaları değil bu haftalar. Yok, bence o dediğim o haftalar. İşte 30-31 haftalar. 30. ve 31. haftalar Osmanlı ve Adana Demir maçları. Çünkü bu Urfa'yı handikap... Puan olarak da kritik girersek oraya. İşte, ama şimdi biz Urfa'yı diyelim kaybetmedik. Ordu'yu yendik, geçtik. Antep deplasmanı, içeride Manisa. Bu iki maçtan 4 ya da 6 puan alırsak Osmanlı ve Adana Demir. Gireriz. Onların rahat girdiği maçlarda biz sıkıntılı düşündüğümüz maçlar olacak. O zaman sizin dediğiniz hem rakibin pozisyonu, hem puan durumu, hem de gelen oynanacak derbi maçlarıyla ilgili bir atmosfer oluşabilir. O zaman da olabilir bu. Şimdi sordum abi, şöyle söyleyeyim. Şu anda takımın başında Erhan Hoca var. Erhan Hoca bu takımı bizden daha iyi biliyor şu anda. Oyuncuların durumunu biliyor. Psikolojik yapısını biliyor. Geçen de bir üniversitede paneldeydik. Biraz konuştu bu konuda. Ben de kendisine söyledim hatta televizyonda yorum yapacağım diye. Şu anda takım iyi durumda. Kötü giden bir şey yok. Dolayısıyla sabırlı ve hoşgörülü bakmak zorundayız. İnşallah daha iyi giderler. İnşallah zaten Erhan Hoca da biliyor bunu. Erkut Başkan da biliyor. İşte futbol şubesi Metin Ateş de biliyor. Menajer Coşkun da biliyor. Evet. Bunlar hep spor, oradaki bütün yöneticiler biliyor. Bizim bildiğimiz ve sizin bildiğiniz gibi Samsun'un kurtuluşunun Süper Lig olduğunu. Herkes bu bilinçte hareket ediyor. Eminim ki Erhan Hoca da kendi tedbirlerini alacaktır. Bununla ilgili önlemlerini alacaktır. Ve maçı önce kaybetmemek, sonra da kazanmak için oynayacaktır. Çünkü kendi arasında oynanan bir derbi maç. Olmazsa olmaz kazanmak. Bence Urfa da saldırırsa kaybedecektir. Yani ortada böyle kontrollü, birbirini kontrol eden, belki gol pozisyonunun çok az olduğu, çok sıkıcı bir maç izleyebiliriz. Televizyon veriyor herhalde. Veriyor. Dolayısıyla Urfa'dayız hocam. Siz seyrediyorsunuz. Siz de gelin hocam. Ben Antalya'ya gitme durumum var. Özel bir turnuva var orada. Onu takip etmek istiyorum. Ben şimdi başka bir şey diyecek miyim? Şimdi, onu da diyeyim hocam, ağzıma gelmişken söyleyeyim. Siz ne zaman benim programlarımda yorumculuk yapsanız, şey yapsanız, hemen bir takım bulup gidiyorsunuz, hocalık yapıyorsunuz. Allah razı olsun, inşallah, inşallah olur. İnşallah böyle bir uğurlu olur diyelim hocam. Sonuçta profesyoneliz. Evet. Bizler... Hocam hemen bir mesaj. Evet. Ercüment hocam Onur Akbay'dan bahsetti sanırım diyor. Evet. Stoper'deki Onur Akbay'dan mı? O diyor bu hafta cezalı, bu maçta oynayamayacak. Bak işte kim oynayacak o zaman, onu da yazsın da onu değerlendirelim. Ben şimdi çok incelemedim onun için söylüyorum ama ben Urfa'yı geçen hafta takip ettiğim kadarıyla Veli ile Onur oynuyordu. Evet. Veli'nin oynaması yani ben hoca olsam sevinirim. Yani belki çok iyi oynar bilmiyorum. Çünkü ben planımı ona göre kurarım. Oyuncuyu biliyorum, oyun tarzını biliyorum. Ona bir önlem... Yani önlem derken onun üzerinden stratejiler kurabilirim. Belki de sahanın silahımız da var. Belki de sahanın en iyi oyuncusu Veli olacak. Bu başka bir, ama benim görüşüm bu. Acizane görüşüm bu. Dolayısıyla inşallah Samspor Urfa'dan kaybetmeden döner. Çünkü kaybederse çok büyük bir moral çöküntüsü olabilir. Bu hepimizi üzer. Önce başkanı, sonra teknik kadroyu, oyuncuları ve bizleri üzer, taraftarı da üzer. Şimdi teknik kısımda futbol bölümünde görevini herkes yapıyor, yapmaya çalışıyor. Diğer tarafta da ekonomik sıkıntılarla boğuşan bir yönetim var. Biliyorum. Benim bildiğim kadarıyla bugün ve yarın 400 bin liraya yakın sıcak bir paraya ödenmesi lazım. Şimdi gelelim bu tarafa. Zaten başkan... Şeylerin hiç haşır neşir olmuyor. Futbol takımıyla hep o şeylere koşuşturuyor. Ama zaten doğrusu budur.
Ama eğer o paralar, verilen sözler yerine gelmediği zaman o sıkıntı. Ne yapacağız hocam o zaman? O sıkıntıdır. Şimdi hedefe giden bir Samsunspor var. Yani ya Samsunspor yönetiminin de bu sessiz tavrını ben anlamıyorum. Yani ben doğru bulmuyorum. Şimdi Samsunspor yönetimi kongre öncesinde kendisine bir takım sözler verildi mi? Verildi. Bu sözler yerine gelmedi mi? Gelmedi. O zaman çıkacaksın şehrin önüne, söyleyeceksin bunu. Ama beklenti var hocam. Ama belki beklenti şu anda o, hani sen he deyince para bulabiliyor musun hocam? Bakan Bey geldi geçen kulübe. Evet. Belki başka değişik. O zaman olmuştur. Destek verilmediği haberleri doğru değil. Şimdi, yani ikisinden biri doğru şimdi değil. Şimdi bu işler, bakın yaşadığım deneyimle ilgili söyleyeyim. Para o kadar enteresan bir şey ki, oyuncularıma hep bunu söyledim ben. Buradan Samspor'dan eğer izleyen oyuncular varsa onlara da bir eski futbolcu ağabeyler olarak, bir teknik adam olarak şu tavsiyede bulunayım. Bugün parayla ilgili beklentilerinizle ilgili istedikleriniz olmayabilir. Yönetimler bunun için var orada. Erkut Başkan ve diğer insanlar. Bunun için oradalar. Başka şeyler düşünebilirsiniz. Ağzınızdan, hepimiz bu hataları yaptık çünkü. Benim tavsiyem onlara bu. Biz daha kötü günlerde yaşadık. Yani sıkıntılı günlerde. Tavsiyem şu. Bugün konuştuğunuz laflar, bugün yaptığınız davranışlar, bugün demoralizasyonunuz, çünkü futbol güncel bir iştir. Bugün yaptığınız hatalar yarın toparlanamayacak büyük maliyetleri, büyük zararlara yol açabilir. Bunu özellikle oyunculara söylüyorum. Eğer dinleyen varsa, Musa benim iyi tanıdığım bir oyuncudur. Hani en azından Musa da kaptan dinlerse ya da biri bir şekilde bunu söylerse, bu tavsiyeme kulak versinler. Biraz evvel konuşuyoruz. Burada para yok, para yok. Verilmiyor, edilmiyor. Evet, olabilir. Öyle bir an olur ki para yok denir. Yarın çıkar 500 bin lira masanın üstüne konur. Bugün konuştuğunuz her şey aleyhinize döner. Evet. Yaptığınız her davranış aleyhinize döner. Bıraktığınız her şey karşınıza çıkar. Onun için oyunculara tavsiyem, para enteresandır. Bugün yok dersin, yarın çıkar, para önünüze konur. O zaman konuşulanlar, yapılanlar, davranışlar sizin aleyhinize olur. Burada odaklanması gereken bir konu var. Öyle ya da böyle. Şanlıurfa maçı, Samspor maçı oynanacak. Bu maç oynanacak. Ve bu maçı da burada bulunan 25, 28, 30 tane oyuncudan çıkacak bir 11. Kulübede yer alacak 7 kişi, toplam 18 kişi oynayacak. Teknik kadroyla beraber. Para bugün de gelse, yarın da gelse. Anlatabiliyor muyum? Bu noktaya gelmiş bir takımda, tabii ki para çok önemli, hangimiz için değil. Ama bu noktaya gelmiş yerde bunu öncelik sırasına koymak ve buna göre davranışlar göstermek doğru değil. Bunu oyunculara söylüyorum. Yöneticiler bu konuda çabalarını sarf edecekler. Hı hı. Çünkü onların görevi bu. Oyuncular ama sezonun başında özellikle hatırlarsak hiç bunu problem yapıp birinci derecede şey yapmadılar. Musa Aydın'dan mesaj var. Programınızı izliyoruz. Hocamızı çok ciddi bir özveriyle dinliyoruz. Ona biz sevgilerimizi yolluyoruz diye mesaj yollamış. Ben de Musa ve diğer arkadaşlara sevgilerimi gönderiyorum. Onların başarısıyla gurur duyuyoruz. Bu zamana kadar zaten yapmadılar. Hiç yapmadılar. Şimdi yani. Erhan Hoca panelde bunu dile getirdi zaten. Kendisi Erzurum'da yaptığı konuşmayı, nasıl yola çıkılacağını, işte para konusunda daha önceki başkan, Emin Başkan'ın kendisiyle konuştuğunu ve para konusuyla ilgili transfer açıkken bile para konusu yapacak arkadaşların şu anda ayrılabileceğini, bununla ilgili şikayetle P'nin, paranın P'sinin konuşulmaması gerektiğini ve böyle yola çıkıldığını anlattı zaten. O konuda sıkıntı yok. Burada yönetimin çabaları var. Dediğim gibi bugün olmaz yarın olur. Bu olacak, bu şehirde bu olacak. Bunu yapacak en büyük lokomotif bu şehrin lokomotifi futbol takımıdır. Musa kaptan ve oyunculardır. Onlar maçı kazandıkça bu gelecektir, doğal bu. Çünkü bu lokomotif giderken sağdan soldan insanlar toplayıp götürecek. Lokomotif gitmezse sıkıntı var. Hocam bir de bir şey daha hakkını teslim edelim. Hep siz Samsunlu hocalar bu fedakarlığı yapıyor, biliyor musunuz hocam? Ya şimdi Besim Hoca, siz Ercüment Hoca, şimdi Erhan Hoca. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim.
Meslektaş olarak hepimiz bunu yapıyoruz. Yani yapar yapmaz profesyonel. Ama Samsunluluk ayrı bir şey. Yani oradaki duygusallık. Aidiyet duygusu önemlidir. Kendini bu kulübe ait hissetmek, bu kulübün, bu şehrin bir parçası hissetmek tabii ki önemli. Ben sizin mesela alacağınızı ben gündeme hiç dönemi, taşınmadı, duymadım. Benim dönemi falan konuşmayalım. Şöyle, hayır, duymadım yani. Benim dönemleri konuşursak biraz şey gerek yok ona. Şimdi enerjiye ihtiyaç var Samspor'la ilgili. Çünkü bu şu an benimle ilgili bir ortam olması gerekmiyor Samspor'la ilgili. Samsporlu hocaların hakkını teslim edelim. Ben o açıdan teşekkür ederim. Mehmet Ali Çınar da burada yaptı. Hepimiz yapıyoruz. Evet. Sonuçta bu şehrin insanıyız ve profesyoneliz. Kemal Dikmen hocam var. Tabii ki bunlar konuşulur. Bu anlamda fedakarlıklar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz zaten. Ama dediğim gibi oyuncular da çok fedakarlar. Türkiye'deki kulüplerin genel yapısına bakıldığında Süper Lig'de, PTT 1'de, 2. Lig'de ve 3. Lig'de bazı takımları hariç genelde bu sıkıntıların olduğu bir gerçek. Evet. Bu gerçekten hareket ederek aklı kullanmak lazım. Akıl ne diyor? Gerçeği gördük. Akıl ne diyor? Kararları verip uygulamak lazım. En doğru karar her maçı kazanacak şekilde hazırlanmak. Bunların geleceğini bilerek, çünkü çok doğru ve karakterli bir takıma sahip bana göre Samspor. Zaten öyle olmasaydı şu ana kadar bu noktada olmazlardı. O zaman futbolcu profilinden bir başlayalım mı hocam? Oraya girmeden ben yönetimin çabalarıyla ilgili söyleyeyim. Buyurun. Tabii ki benim fikrimdir bu. Kabul ederler, etmezler. Sonuçta ben de bir teknik adamım. Türkiye'deki büyük bir yanlıştan farklı davranıyorlar. Şu andaki mevcut yönetim. Ben çünkü Erkut Başkan'la teknik direktör olarak çalıştım. Erkut Hoca, Erkut Başkan ikinci başkandı. Bu yönetimle çalıştım ki Erkut Tutun'un bu kemik kadrosudur. Evet, kemik zaten kadrosu. Onları başarıya götüren bu istikrarlarıdır. Sosyal hayatta Samspor Kulübü'nün içerisinde ve dışarısında. Hep beraberler. Evet. Geçen sene ve ondan evvelki sene bir yerde karşılaştım. O organize sanayide bir restoranda. Orada yine aynı gruplar. Onların bu istikrarı yönetsel istikrara dönüşüyor ve takımı başarıya getiriyor. Götürecek. Şehrin siyasileri, şehrin ekonomik anlamda güçlü insanları onlara verdikleri sözü tutacaklardır. Ben bundan eminim. Tabii ki onlar da üzülüyor. Zaman zaman biliyoruz. Onlar da kırılıyor ama bir yere kadar dayanır insan. Erkut Başkan da sonuçta o destekleri alamazsa bunu bir an dile getirecektir. Ülkenin en büyük yanlışını şu olarak görüyorum ben. Ama bu yönetimi kabul et. Yani Erkut Başkan ve yönetimini bu ve Türkiye'de birkaç kulübün yönetimini bunun da bunun dışında tutarak söylüyorum. Ülkede yöneticiler futbol takımını yönetmeye talip oluyorlar. Evet. Bu yanlış. Ülkede yöneticiler Samsun Spor'u özellikle mesela diyelim kulübü kulüp yapmaya, kulübü imkanlarını sağlamaya, planlarını yapmaya, ekonomisini geliştirmeye, yatırımlarını ve geleceğini planlamaya talip olacaklar. Teknik adamlar da takımın yönetimine talip olacaklar. Ercüment sıkıntı hocam, bu bence. Anladınız. Şimdi siz söylerken sizin 19 Mayıs 2014 tarihli Facebook sitenizde bir yazı. O zaman okumuştum, aklımda kalmıştı. Evet. Bir gün karşılaşırsam bunu Ercüment hocayla konuşmak isterim demiştim kendi kendime. Şimdi orada aslında tam bu söylediklerinize işaret eden bir iki cümle var. Onları müsaade ederseniz sorayım size. Diyorsunuz ki orada, sezon boyu zorluklarla mücadele eden ve başarılı olduğunu düşündüğüm Samsun Spor'un Süper Lig şansını kaybetmesi beni de üzdü. Ama unutulmamalıdır ki futbol dinamik bir oyundur. Futbolun dinamizmine planlama yapmadan ayak uyduramazsan futbol senin yanında olmaz, seni terk eder. Umut ediyorum ve inşallah öyledir ki Samsun Spor çabuk toparlanacak, planlarını hazırlamıştır ve en kısa zamanda uygulamaya başlar. Bu nedenle Samsun Spor'a bundan sonraki zaman diliminde zerre kadar da olsa yardımı ve faydası olacak insanların kırılmasını doğru bulmuyorum. Tabii ki sistemler ve eleştiriler olmalı. Ancak Samsun Spor'un geleceğini düşünmek her şeyden, her duygudan daha fazla önem taşımalıdır. Yani burada benim anladığım şey şu, yanlış anladıysam düzeltin. Oldu, olan oldu, biten bitti. Şampiyon olamadık belki ama
kalıcı planlar yapalım, istikrarlı bir şeyler yapalım. Sizce bu 19 Mayıs 2014 tarihi tam o playoff'un şeyine geliyor, ertesine geliyor. O tarihten bu zamana baktığınız zaman bu planlama doğru yapılabildi mi sizce? Yani keşke yapılsaydı diye diyebilirim ama yapılan tarafı var, yapılmayan tarafı var. Çok içerisinde olmadığım ama kısmi bazı bilgilerim var, onları da paylaşabilirim. Şimdi kimle konuşursanız konuşun, herkes bir şok yaşıyor. Diyor ki kaybettik, tabii. Dünya başımıza yıkıldı. Çok önemli. Ama işte burada ben her zaman onu söylerim. İşte başarı ve başarısızlık, plan, makro plan, uzun vadeli yapılacaklar. Bu makamlarda, bu koltuklarda oturanların lüksü değildir. Yani öyle şoka girmek, ben şoka girdim, ne olacağımı bilmiyorum, şoktan çık, öyle bir şey yok. Futbol çünkü dinamik. Buzda kayan arabanın direksiyonunun hakimiyetini kaybetmemek. Asla. Kaybederseniz araba şarampole yuvarlanır. Toparlayamazsınız. Hasar büyük olabilir. Canlar gidebilir, araba aşat olabilir. Şey hocam, lastikler kabaksa ne olacak? O önlemini baştan alacaksın. Direksiyonu bırakmadın dediği o zaman karda yola çıkmayacaksın. Şimdi hocanın dediği bu, ben bunu niye söyledim? İşte açılışta da bunu söyledim, dikkat ettiyseniz. Yönetim istikrarları. Erkut Başkan da aynısını söyledi. Bir toplantıda karşılaştık. Çok geriyi fazla irdelemeyeceğim ben. Çünkü Samsun Spor'u Erkut Başkanlar bıraktığında belli bir miktar borç vardır. Bugünkü miktar daha fazla. Belli bir ligde oynuyorduk. Bugün daha alt ligde oynuyoruz. Burada bir sürü şey var. Bunlarla ilgili konuşmak enerjiyi böler diye düşünüyorum. Bu artık yönetimin kendi problemi ve sorunu. Şehrin sorunu Samsun Spor'un geleceği. Çünkü hocam, geçmişe takılarak geleceği planlamak. Geçmişten ders alacağız. Mutlaka. İşte o yüzden geçmişten bir şeyler çıkaramadığımız için aynı şeyler bizim karşımıza çıkıyor. Bu sorun yönetim sorunu olmaktan hiç şüphe yok ki Samsun Spor'a gönül veren insanların sorunu olarak şehrin sorunu haline geliyor. Şimdi geri dönelim 2010. Fazla siz dönme geçmişi, ne olur. Yok, siz geçmişi çok konuşmaktan hoşlanmıyorsunuz yani, ama yine hatırlatmakta fayda var. Şimdi 2010'da biz şampiyon olduk. O zaman daha yeni yönetim şampiyonluk kutlaması dahi yapmadan bu insanlara dendi ki Samsun Spor'u dilenci olmaktan çıkaracağız. Şirketleşiyoruz. Şu oluyor, bu oluyor. Bırakın o koltuğu. İstiyorsanız size de yöneticilik verelim ama biz kulübü devralıyoruz, şirketleştireceğiz dediler. Ve Samsun Spor bu hallere geldi. İşte o zaman Süper Lig'e çıkıldığı sene Samsun Spor'un önündeki sorunlar bilinerek mevcut yönetimin devamı, o zamanki yönetimin devamı sağlanıp sizin bu 19 Mayıs'taki paylaşımınızla olduğu gibi eğer bir takım istikrarlı ve kalıcı kararlar alınabilseydi o zaman biz bunlara bugün konuşmuyorduk. Evet. İşte o zaman bu sorunlar yönetimlerin bundan sorunu sonra olmak, olmaması temennisini de bulunuyorum. Şehrin sorunu zaten haline geldi. Yani şehrin zaten en önemli marka değerlerinden biridir Samsun. Tek. Şimdi bunu niye söyledim? Bu iş biz profesyonellerin işi değil. Biz sonuçta bu kulüplerden çalışarak ama burada ama Sakarya'da ama Karagümrük'te ama Türkiye'nin her yerinde profesyonel anlamda çalışıp kendi geçimimizi sağlıyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim işlerimiz değil. Bunlar yöneten insanların işleri. Bizim değil. Onların kongrelerde mutabık kalmaları, kongrelerde ibraları, kongrelerde ibralaşmamaları gibi. İbralaşmama gördünüz mü hocam hiç? Şimdi bu benim işim değil. Ben kongrede konuşurum. Burası bizim spor. Çok doğru. Kongrede konuşurum. Bilir Atilla abi beni. Kongre, evet. Ben kongre üyesiyim. Kongrede çıkar. Gerçekleri söylemiştir. Doğrusu da hocam. Söylemişimdir. Ama sağda solda bunu konuşmam. Çünkü onun yeri kongredir. Kongre, evet. Kongrede konuşursun. Kongrede oyun vardır. Kongrede söz hakkım vardır. Kongrede istersin cevabını eğer kongre üyesiyseniz. Şimdi uzun vadeli plan derken işte o gün Erkut Başkan söyledi. Kendisine bu konuda katılıyorum ben bir spor adamı olarak. Yönetimler benim de fikrim budur. O da o konuşmama şahit olduktan sonra zaten destekleyen ve dediğiniz gibi dedi. Yönetim şimdi Erkut Başkan geldi. 2 yıllık seçildi değil mi? Olağan kongre yaptılar Şubat'ta. Evet. 2016 Şubat'ta bitiyor görev. Evet. Şimdi Erkut Başkan 2016'ya kadar desteği almazsa nasıl bir makro plan yapacak? Nasıl bir planlama yapacak? Şimdi bugün hani yine başlayacak pansuman tedaviler.
demoralizasyon başlayacak, enerji düşüklüğü başlayacak. Dolayısıyla şehrin siyasi, ekonomisi yüksek insanlar, söz verenler, yerel büyükşehir belediye, yerel alt belediyeler bir söz verildiyse bu yönetime destek olmalılar. Bakın ben Erkut'u, Emin Kar, Ahmet, Mehmet demiyorum. Mevcut yönetime uzun vadeli makro plan yapma adına destek olmalılar. Taahhütlerini yerlerine getirmeliler. Ki Erkut Başkan da kendinin takımla ilgili planlarını, organizasyonlarını yapsın. Şimdi ben burada birkaç şey söyleyeceğim. Yine döneceğiz. Samspor'un kurtuluşu Süper Lig. Başka bir şey yok. Süper Lig'e çıktığınızda yıllık geliriniz minimum 40 milyon TL. Az bir şey değil. Doğru bir planlama, doğru bir yapılanmayla 3 yıl Süper Lig'de yaşarsanız borçsuz olursunuz. Borçsuz olursunuz. Bu gerçeği Erkut Tut'a da biliyor. Sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Doğru planlamayla küme düşseniz bile avantajlı olursunuz. Şimdi borcunuz azalır. Evet. Şimdi onun için o tarafı bırakıyoruz. O bizim işimiz değil. Bugünkü mevcut yönetimle geçmiş yönetimlerin arasındaki konu. Birebir kongrede gerekirse fikrimizi de söylüyoruz hocam, zaten. Hocam şimdi size bir mı mesaj var mı? Yok, arayı daha gelmedik de. Ya beni çok yormasın. Yok hocam. Şimdi yıllar sonra Ercüment Hoca tekrardan Spor 55'te Kayseri'den Ercüment Hocama selamlar. Aleyküm selam. 2008-2009 futbol sezonunda Ercüment Hoca çok kritik bir süreçte Samspor teknik direktörü oldu. Elindeki kadroyla Samspor'u kümede tutmak başarıydı. Bir gol ile Samspor'umuz ligde kalmış ve küme düşen 3. takım Sakaryaspor olmuştu. Bu sezon Sakaryaspor'u 3. ligde zirveye oynatıyordu. Neden ayrıldı? Ercüment Hoca'nın hedefleri arasında tekrardan Samspor'da teknik direktörlük görevi var mı? Benim karakter, ya önce sondan gideyim. Benim karakterimde bir kulübün başında bir hoca varken benim böyle bir cümleyi söylemem doğru olmaz. Biz profesyoneliz. Bize davet eden, bizi talep eden, şartlar oluşursa Kars'ta da çalışırız. En altta ne o? Bu İzmir'in alt taraflarında bir yerde de çalışırız. Ödemiş. Bu taraf Ödemiş'te de çalışırız. Bu arz talep meselesidir. Bu. Benim dönemime gelecek olursa yani... Hocam bir Karagümrük şampiyon yaptınız. Yani ne bu, bunu ben anlamak... Yani zirveye çıkıyorsunuz, sonra bırakıyorsunuz hocam. Bıraktırılıyorsunuz. Yok yok, orada o Karagümrük'te özel bir durum var. Orası şirket. Centone, Karagümrük, AŞ. Şimdi Centone oldu. Geçen sene Local Time'dı. Malatyalı bir arkadaş. Malatya'da çalıştığım dönem tanıştık. Yani benden konuşulacaksa bir dakika, iki dakika bari bu konuya değinelim. Bir daha konuşmayalım. Tabii. Çünkü şık düşmüyor. Yani evet. Benim spor adamlığıma paralel bir davranış olmuyor. Ben çok hoşnut olmuyorum. Benim çalıştığım dönemde işte Erkut Başkan daha sonra gelmişti. Fuat Başkan'la başlayıp Erkut Başkan'la dönmüştük. Transfer yasağımız vardı devre arası. Birkaç oyuncuyla yolları ayırdık ve devam ettik. Evet, sıkıntılı bir süreçti. Bir golle kümede kaldık. O sene Sakarya küme düştü. Ben de bu sene Sakarya'da hocaydım. Şimdi ben o dönemde üretilen oyuncuya baktım. İyi şeyler yapmışız. Evet. Yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Daha sonra benim kafamda başka planlar vardı. Hatta uzun vadeli planlarımız vardı. Ancak ne tesadüftür. Bu bizim biraz şanssızlığımız ve kadersizliğimiz diyelim. Ekonomik anlamda ne zaman sıkıntı olsa bizler varız. Ne zaman rahat olursa başkaları var. Ya bu konuda da çok sistemkar olmanın anlamı yok. Bu şehrin yapısı mı? Ne yapalım yani? Biz de böyleyiz. Bu da bizim kaderimiz. Biz gider başka taraflarda kazanırız. Problem değil. ama şöyle bir durum var. Samsun Spor o günden bugüne üretim anlamında geçen Erkut Başkan da söyledi. 7 tane oyuncu şu anda A takımda altyapıdan gelen oyuncular var. Süre alan masayısı az. Dünyada 3-4 oyuncu gibi söyledi Erkut Başkan. Ben sayının niceliğinden çok niteliğinin daha fazla olmasından yanayım.
yani, tane olsun, tam olsun. Nitelik anlamında evet. bakıyorum ben bu işe. Çünkü hayata ben öyle bakıyorum. Nicelik ve nitelik meselesidir hayat. Bakarsınız her şey vardır nicelik olarak ama nitelik olarak oralar dolu değilse ürün şey ve kalite etmez. Olmaz. Dolayısıyla süre almaları önemli benim için. Kupa onun için bu sene çok büyük bir avantaj. Avantajdı ve süre aldılar. Hatta ben Alperen'e talip olmuştum. Gelmedi, olmadı. Kısmet olmadı. Onun adına katkı olurdu. Alperen adına katkı olurdu ama inşallah Samspor'da süre alır. Hocam orada ben Burhan'a çok hayran oldum. Kupadaki Burhan oyunlarda. Da benim oyuncum. Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Burhan kreatif bir oyuncu. Alper Potuk'un 10 sene önceki hali gibi böyle bir dil. Şimdi Burhan'la ilgili bir anım var. Yani alalım. Şöyle alalım hocam. Ben reklama gideceğiz. Son 2 dakika. Altyapıda Samspor'da görev yaparken A2 takımında Burhan yanılmıyorsam 96'lı değil mi? 96'lı hocam. 96 evet. doğumlu. Statü olarak da 96'lılar A2'de oynayamazlar. O dönemde de ben Samspor'da alt A2'deyim. Biraz problemler oldu gibi. Onlar Trabzon'daydılar. Biz de Trabzon'a maça gidiyorduk. Ya da Rize'den geleceklerdi. Mehmet Ali Hoca şimdi de orada. Kendisine başarılar diliyorum. Altyapının evet. teknik sorumlusu. Koordinatör. Birkaç oyuncuyu tutalım. Yani çünkü 10 kişiyle buradan gittik Trabzon'a. 6-7 oyuncuyu da işte alt gruptan, U16'dan alalım. U17 adı neyse o zaman. A2'de oynatalım. Oynatalım. Düşünce problem yok dedik. Olur. Bittik biz. Bunları da aldık. Sahaya sürdük. Doğan falan oynuyor işte o zaman. Buran oyuna attık. Buran girdi. Gole attı. Trabzon'u 1-0 yendik. Ve o dönem A2'de Trabzon'u 4 maçta da yendik biz. Allah nasip etti ama ondan sonra statüde 96 doğumlu A2'de oynayamaz. Hükmen mağlup sayıldık. Burada yer yerinden oynadı. İşler karıştı. Oydu buydu. Oysa ki benim hiç umurumda değil. Altyapıda çalışıyorsam ben Trabzon'u yenmişim, yenmemişim. O maç şu olmuyor. Hiç umurumda değil. Orada oyuncuları zorluk derecesi yüksek maçlarda oynatıp onları Samspor'a hazırlamak da amaç. Bugün geldiğimiz noktada şu kadarcık küçük bir katkımız da olsa ne mutlu bize. İşte Buran da girdi, gol attı. Hükmen mağlup olduk. Böyle bir anım oldu. Buran kreatif bir oyuncu. Şimdi bakıyorum işte onu konuşacağız. Reklama gidelim sonra konuşalım. Hocam bu işleri biliyorsunuz hocam. Ben gördüm sizi. Biliyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler kısa bir reklamımız var. Reklamlardan sonra Ercüment hocamdan yine sohbetimiz olacak ama stadı da bekliyorsunuz. Dönüşte hemen stadı verelim. Sonra Ercüment hocamdan programın sonuna kadar birlikte olacağız. Reklamlardayız.